Raysa. Tabii ben bir randevu defterime bakayım. Şimdi soruyorum, yoldayım. Şimdi. Ha, buraya gelmek istiyorsun. Evet. Olur, tabii tabii. Müsaitim, gel. Aslı, ofiste yalnız olursak seni. Beril'in zaten işleri vardı bir takım. Onları yapacak. Çıkacak dışarı. Aha. Tamam. Ay Allah Allah, yalnız kalalım diyor bir de. Ya cenazeden çıkıp buraya gelecek kadar önemli olabilir ki, anlamadım. Ay sanki ben çok anladım. Ya, bir de böyle bir tuhaf konuşuyor, robot gibi böyle düz düz, net net, böyle donuk donuk. Ne diyeceğimi sapıttım resmen. Bir şey içer misiniz? Yok teşekkürler, almayayım. Ben şey için geldim. Rüzgar'ın abisi Hakan. Rüzgar'ın tasdiknamesini istemiş. Mümkünse o işlemleri biraz yavaşlatabilir misiniz? Ben Hakan'la konuşup onu ikna etmeye çalışacağım. Ne? Rüzgar ayrılıyor mu? Bu konuyla ilgili Hakan Bey bize bir şey bildirmedi. Allah Allah. Demek bana kek yaptın. Verirler inşallah. Verirler tabii. Niye vermesinler? Vermezlerse yakarım burayı. Aman Musa, gözünü seveyim. Kaş yaparken göz çıkarttırma bana. Ya ben bu işlerden pek anlamam ama yani yıllardır aynı yerde çalışıyorsun. Herkesi tanıyorsun. Sigortan da var. Yani gerek var mı şimdi böyle bir maceraya? Değil misin Musa? Macera olur mu? Hayatımda karşıma çıkıp çıkabilecek en iyi fırsat bu. Hem bak Suzan kardeşe, kadın makyöz. Ama işinin ustası. Oyuncu da mı olacaksın? Yok be, bende yetenek yok ki. Ama bir düşünsene sevildiğimi, tutulduğumu. Aynı anda birkaç diziye birden hizmet edebilirsin diyor Hakan Bey. Kendi ekibimi kurabilirmişim. Hatta patron bile olabilirim. Patron olamasam da en azından ünlü bir müşteri portföyüm olacak. Neredesin? Haliç'teki eski köprünün altındayım. Tamam, geliyorum. Bir fotoğraf çekilebilir miyiz? Tabii. Yalnız hemen çekilmişim işim var. Tamam. Bir tane daha. Teşekkürler. Ne oldu? Niye yüzün düştü? Hiç. Hakan'la Umut'a takıldın değil mi? Nikah az kaldı. O nasıl? İyi olmaya çalışıyor. Ziyarete gelmedi hiç. Gerçi benimki de laf yani. Niye gelsin ki? Ne diyeyim? Allah mesut etsin. İnşallah bu sefer yüzünü güldürsün. Bunları ona kendi söylemek ister misin? Nasıl? Düğüne gelemem ki. Hem dışarıda olsam bile gelip düğünü gölgelemek istemem. Umut da istemez zaten. Bende de oraya gelecek yürek yok. Kekle birlikte sana bir kayıt cihazı bıraktım. Bak Musa, bu hayatta sevdiğim birini incitmekten daha kötü bir şey varsa kırdığım bir kalbi onarmaya çalışmamaktır. O sana gelmiyorsa sen ona sesini duyur. Çok kırdım ben. Çok şey yaptım. İşte insanın huyu da topuğundaki diken gibi. Kendine zararı ama basıyor mu? Basıyor. Çok yandım ben. Çok yaktım. Şimdi bu kadar olan şeyden sonra ben ne diyeceğim? Eşeğim diyeceğim. Bunu da iyice anladım diyeceğim. Vallahi bak ciddiyim. Buradayken yaptıklarını iyice düşünmeni istiyorum.
kendine kalkan ettiğin o içindeki canavar var ya, işte onu yenebilirsin. Umut'a da artık o canavardan kurtulduğunu, içindeki iyi Musa'ya bir şans verdiğini söyleyebilirsin. Toparlayın sonraki dakika. İçimdeki o iyi var ya, o sen öyle gördüğün için var. Ve onu bana sen gösterdin. Ondan vazgeçme olur mu? Çünkü sen vazgeçersen ben o karanlıkta kaybolurum. Ozan'cığım, şeker almıyordun galiba. Sağ ol. Cenaze ne kadar kalabalıktı ya. Çok seveni varmış rahmetlinin Ozan. Yorma kendini. Seninle cenazeyi konuşmaya gelmedim. Ne diyeceğimi bilemedim. Yani lafımı yanlış anlamazsan... bugün seni buraya getirecek herhangi mantıklı bir neden gelmedi aklıma. Seninle bir yapım şirketi kurmak istiyorum Asude. Ne? Hayatım, sen iyi misin? İyiyim. İlaç falan da almadım eğer onu soruyorsan. Sana şu an bir teklifte bulunuyorum ve bunu ne dediğimi bilerek yapıyorum. Ben bu işleri çok bilmiyorum. Senin tecrübene ihtiyacım var. Ve kesinlikle büyük oynayacağım. Ne diyorsun? Var mısın, yok musun? Ozan'cığım, ben ne diyeyim ki şimdi? Hayatım, bence biraz dinlensen de bu tür şeyleri sonra konuşsak. Yani bu kadar sarsılmışken böyle kararlar almasam mı acaba? Ha tatlım. Bak. Çocukla konuşur gibi konuşuyorsun ya Asude. Bunu yapma. Benim ihtiyacım olan şey yatıştırılmak değil. Ben gayet netim. Ozan'cığım, anneni az önce toprağa verdin. 2-3 saat olmadı bile. Ve şimdi gelmiş ortaklıktan söz ediyorsun. Ben buna şaşırınca da geriliyorsun. Hayatım, bence senin asıl ihtiyacın olan şey iyi bir antidepresan alıp sıkı bir uyku çekmek bebeğim. Tamam? Ben ne ihtiyacım olduğunu herkesten daha iyi biliyorum. Tamam mı? Evet. Buraya iş konuşmaya geldim. O yüzden iş konuşalım. Düşünecek misin, düşünmeyecek misin? Yemeğe çıkmayı teklif eder gibi rahat ortaklık teklif ediyorsun. Bu işler dışarıdan nasıl görünüyor bilmiyorum. Ama hiç de sandığın gibi kolay değildir. Ve sırf Umut'a inat olsun diye. Hedefim Umut değil. Cenazeye geldi. Aranızdaki şey hala çok güçlü. Ve hala da bitmediği çok net. Ben bu oyunda piyon olmak istemem bebeğim. Kusura bakma. Hakan benden sadece Umut'u çalmadı. Sen, ben. Hepimizden gizlediği sinsilikleriyle benim hayatımı mahvetti. Bununla hep kendim olarak savaştım. Hep dürüst kaldım. Değer verdiğim her şeyi kaybettim. Kaybedecek bir şeyim kalmadı. Bu iş benim için kan davasına dönüştü Asude. Anlıyor musun? Ben öyle ya da böyle bu şirketi var edeceğim Asude. Seninle veya sensiz. Senden istediğim tek sermaye tecrüben. Bu kadar riski almak senin için çok da zor olmasa gerek. Ha? Gerçekten... bilemiyorum ne diyeceğimi. Yani henüz ben şoku atlatamadım. Çok büyük bir teklif bu. Çok, tamam, çok cazip bir teklif ama... yani hadi ince el sıkışamam. Bu bir iş ortaklığı. Yani bana vakit tanıman lazım. Yarına kadar bana bir zaman tanırsan... çok sevinirim.
Kabul etsen de etmesen de bunu üçüncü birinin bilmesini istemiyorum. Sana güvenebilirim, değil mi? Birlikte yürümeyi teklif ettiğine göre güvensen iyi olur. Yarın haberleşiriz. Güle güle. Ya daha yeni topladım, ne bu böyle? Sevgiden aldığımız bir tane kırmızı bir bluz vardı, böyle yanları açılan. Sen onu geri mi verdin? Bulamıyorum. Niye ki? Akşama bir şeyler ayarlamam lazım. Hani ne oldu Cihan Bey'in meşhur gardırobu? A'dan Z'ye her şey vardı. Tarzıma uymadılar. Ama konuştum. Özel dikilecek. Bu akşam işte idareten ayarlamam lazım. Ya hadi yardım et bana biraz. Bu mu planın Yelda, ha? Her akşam kedi gibi camdan tırmanacaksın. Geceleri eve gizli gizli geleceksin. Sabah erkenden uyanacaksın. Ya nasıl dayanacaksın? Babam duyarsa ne olur biliyorsun değil mi? Abim hapiste. Babam desen eve gelen paraya bakar. Umut'a bak işte. Daha dün boşandı. Bugün daha evlenmediği sevgilisinin hediye ettiği arabalarda salınıyor. Gece istediği saatte eve giriyor. Babamın ona gıkını çıkardığı var mı? Bu evin tek gerçeği para. Sen hala anlayamadın mı bunu? Ben anlayacağımı anladım Yelda. Senin gittiğin abuk subuk tehlikeli bir yol. Buradaymış. Bir duş alayım, toparlarım buraları. Daha oje falan süreceğim, ancak hazırlanırım. Korkarsak hiç çıkamayız bu çukurdan tatlım. Hadi bırak kaprisi de aklını başına al. Rüzgar. Hadi tatlım. Bak çok soğuk. Hasta olacaksın. Annemle babam nasıl öldü biliyor musun? Trafik kazasıymış. Ama nasıl? Bilmiyorum tatlım. Hayvanım biri önündeki tırı sollamaya çalışırken geldi üstümüze çıktı. Ben kurulurum da. Rüzgar. Rüzgar lütfen. Rüzgar lütfen bak sakinleş. Tatlım. Niye aynı şeyleri yaşatıp duruyorsun kendine? Ya o herifi yakalayamasalardı onu? Dışarıda özgürce elini kolunu sallaya sallaya geziyor olsaydı şu an. Bak yakalamışlar ama. Cezasını da çekiyor. Yakalandı. Ama ben... Tamam dikkat et. Arabaya gidelim en azından. Eve gitmek zorunda değiliz. Biraz dolanırız. Sen çok iyi bir insansın. 10 kat fazlasın abime. Kaç kurtarken o seni hiç hak etmiyor. İki kanal geri çevirdi. Üçüncüden bir haftadır haber yok. Sezon bağlantılarının çoğu yapıldı. Açığa çıkacağız Hakan. Kaç ay daha idare edebiliriz?
Pardon. Efendim. Alo Hakan. Rüzgar'ı eve götürüyorum şimdi de. Üstünde anahtar var mı bilmiyorum. Sen neredesin? Nereden eve götürüyorsun? Sorma. Çok kötü hali. Kazadan bahsedip durdu. Hangi kazadan? Ya işte annenlerle olan kaza. Kendinde değil gibi görünüyor. Tamam. Ben ofiste çalışıyordum. Geliyorum şimdi, evde görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Mehmet. Benim çok acil çıkmam lazım ya. Yarın devam ederiz, olur mu? Ha bak, bir de şey var. Birsen var. Hem Metin ajansına bağlı, hem de senin tam aradığın bir karakter. Dizisi de yeni bitti. Ne dersin? Yok canım. Sahi mi? Sen nereden duydun? Yo, benim haberim yok. Neyse canım. Mete'ye gelsin de eve konuşurum. Öğrenirim işin aslı neymiş. Tamam canım. Görüşürüz. Bay. Merhaba hayatım. Erkencisin. Evet. Erken bitti bugün şansıma. Didem'le konuşuyordum. Bizim dizideki bir rol için bir sene tavsiye ettim. Amazon'a geçtiğini söyledi. Selim, Murat, Gülce, o tayfanın tamamı geçmiş. Doğru mu? Hı hı. Ne yiyeceğiz? Mete! Benim neden haberim yok? Gitmeleri nasıl izin verdin? Ben bir izin verdim. Sözleşmeleri sona ermişti, yenilemediler. Asude de bir şekilde girmiş kanlarına işte. Ya boş versene zaten, önemli oyuncular değillerdi. Ne rahatsın Mete? Yarın büyük oyuncularına da el atar bu kadın. Zaten ya kandan hiç düşmeye niyeti yok? Eve gelir gelmez Asude'yi mi konuşacağız şimdi? Açım, yorgunum, elim ayağım titriyor artık. Tamam hayatım, ne yiyelim? Ne demek ne yiyelim? Yemek hazır değil mi? Ben de senden önce girdim zaten. Ayaklarımı dinlendiriyordum. Varis mi olsun? Bir şeyler söyleriz, gelir hemen. Ne çabuk geliyorsa onu söyle. Bir kere de eve geldiğinde yemek hazır olsun ya. Aman diyeyim, kimseye hiçbir şekilde ağzını açma Beril. Ozan'a söz verdim kimseye haber vermeyeceğim diye. Hatta sana söylediğim için bile bozulabilir yani. Ay, kafayı yemiş herhalde. Yani bütün parasını bir hırs uğruna kumara mı yatıracak? Niye? Ya, ortaklık seçimine bakacak olursan o kadar da mantıksız oynamıyor adam yani. İntikam güçlü bir ateşleyicidir bebeğim. Adam hedefe kilitlenmiş durumda bir kere. Ya peki siz düşünüyor musunuz böyle bir ortaklığı? Yani Hakan'la Umut'a karşı saf mı alacaksınız? Ben daha araftayım. Dostlarımı satmayı da hiç sevmem biliyorsun. Ayrıca göreceğiz bakalım. Benim zannettiğim kadar dost muymuşuz? Yarın safları onlar belirleyecek bebeğim. Sen hayırdır kızım, saate bakıp duruyorsun? Dizin mi kaçıyor? Yok baba. Ne işim olur saatle falan? Bu temizlik şirketinden de aramadılar ya. Beni mi aramadılar acaba? Sizi arayan oldu mu? Cık. Ama ararlar mutlaka. Ben doydum. Biraz da başım ağrıyor. Zeliha anne, ben bugün erken yatsam kızmazsın değil mi? Selda yardım eder sofraya. Allah Allah. Sen dün de halsizsin ya. Hayırdır? Hakikaten ya. Tavuk gibi dokuz olmadan ne oluyor? Ne bileyim baba. Ama önemli bir şey yoktur. Dinlenirsem geçer herhalde. Hı, dinlen bakalım. Hadi olmadı. Bir doktora moktora gideriz ya. İyi geceler. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Rüzgar, hadi ama yapma böyle oğlum.
Abi. Umut'a bir şey söylemedim merak ettiğin oysa. İçin rahat olsun. Sen nerede buldun onu? Okuldan sonra aradım. Sesi berbat geliyordu. Ben de zar zor buldum yerini zaten. Ne konuştunuz peki? Annenlerin kazasıyla ilgili konuşup durdu. Bilmiyorum ya, çok kötüydü. Sanki yeni olmuş gibi. Bir okul dedin ya hani o... Ne okulu? Ben Rüzgar'ın okuluna gittim Hakan. Müdürüyle konuştum. Biraz zaman istedim ondan. Belki fikrini değiştirebilirim senin diye. Ama bana neden yalan söyledin? O zaman benim asıl duymamam gereken şey neydi? Alelacele çıkınca merak ettim, seni görmeden gitmek istemedim. İşlerim vardı. İş mi? Bugün konuşuruz. Şey, ben gideyim o zaman, bana bir taksi çağırabilir misin Ozan? İyi misin? Ha? Ne oldu? İyi miyim? Öyle arada sancı giriyor, kramp. Geçer şimdi. Sen de yoruldun bugün. Bebek hissetmiştir olanları. İstersen burada kal ha. Dinlenirsin. Benim de kafam daha rahat eder. Rahatsızlık vermezsem? Gül. Oturmak da rahatsızlık vermiş olabilir bebeğe. Sen yat dinlen, tamam mı? Melis Hanım'a misafir odasını hazırlar mısın? Bir şey ihtiyacın olursa seslen, tamam mı? Tamam. İyi geceler. Melis. Eğer senin için de sakıncası yoksa ismini Emel koymak istiyorum. Tabii. Ona en çok isteyen insanın adını gururla taşıyacaktır kızım. Ya Rüzgar'la aramızdaki bir meseleydi bu. Sen de fazla hassasiyet gösterirsin diye... işte tamam yalan söyledim. Kendi kendimi de çok yedim. Hata ettim, kusura bakma. Bak Hakan. Kardeşin aranızda özel bir şey olabilir. Ki bu çok normal. Ama bana sadece aramızda demen yeterli. Ben artık bir yalan daha kaldıramam, anladın mı? Ve eğer böyle tekrar edecekse... o zaman bu ilişkinin sürmesinin de hiçbir anlamı yok. Tekrarlanmayacak. Özür dilerim. Bana psikolojik baskı yapamazsın. Hiç boşuna uğraşma.
Kes şunu. Sen de biliyorsun yanlış yaptığını. Bile bile kendini kandırmaya çalışıyorsun. Sen nasıl kendine kızıyorsun? Selda ne halin varsa gör, uğraşamayacağım seninle. Kıza bir bakayım ben. Nasıl olmuş? Ihlamur verirken iyiydi ya. Sen bak yine de. Çıktı mı? Tamam, ben de çıkıyorum. Zeliha'ya uyumuşlar diyeceğim ki bir daha gelmesin, tamam mı? Tamam. Baba. Ha? Baba ne yapacaksın? Bak sakın. Şşş. Tamam, ben de. Benim için bir şey yapmış. Kendi elleriyle yapmış ya. Bunu nasıl paylaşayım ben seninle? Al abi masamı. Afiyet bal olsun. Yok. Afiyet bal şeker olsun. Hayır. Olmaz o senin. Boğazıma dizme benim hadi. İyi geceler abi. Paldır küldür girdin yüzünü göremedim. Ay bugün geç kaldım biraz Cihan Bey ben. Yani giyinmemişsin bile. Giyindim. Böyle çıkacağım. Evden getirdim bugün. Olmamış mı? Olmuş mu? Cihan Bey, ben sizin dolaptakilerle pek rahat edemedim. Dün de fark etmişsinizdir. Şarkıyı karıştırıp durdum. Hani benim de çok fazla bir şeyim yok sahne için ama biraz çalışayım alacağım. Yok canım, terzimiz var. Bir orta yol buluruz seninle, diktiririz bir şeyler. Sahneye biraz uyumak lazım. Onu da anlaşalım. Öyle olmaz. Tamam. O zaman sizin de dediğiniz gibi orta yolda buluşuruz. Hadi bakalım, kolay gelsin. Bakar mısın birader? Buyurun. Sipariş vereceğim. Serviste ben ilgilenmiyorum. Garson arkadaş. Bırakın! Babam o benim. Tamam arkadaşlar, işinize bakın. Pardon beyefendi. Düşerim lan. Yürü. Yanlış anlaşılma var herhalde. Neyi yanlış anlayacağım lan? Her şey ayan beyan ortada işte. Bakın beyefendi, biz son derece ciddi bir müesseseyiz. Konuşalım isterseniz. Ne olur bir dinle. Sen kapı çeneni.
Kızınızın geleceği parlak. Biz burada ne sanatçılar yetiştirdik. Söyleyeceklerimi duyun, olmadı gidersiniz yine. Akşam yemiş gibi yaptım uyuyor numaranı. Saçını sağlam yolardım ya Zeliha anneye dua et. Canını okumuyorsam o duymasın diye. Kalk. Sen hangi akla hizmet beni satarsın ha? Seni düşündüğüm için yaptım. Babama ispiyonlayarak mı? Ya bana başka çare mi bıraktın? Dinlemiyorsun beni. Seni de kendim de kurtaracaktım bu evden. Ne olursa olsun kapı gibi arkamda durursun sandım. Ya bir laf ettin geldin ağzıma tükürdün salak gerizekalı. Ya ne lafı ya ne lafı? Hala laftasın kıskançlıktasın. Ya fırsat falan değil bu, asıl sensin salak. Tuzak bu, aç gözünü. Açtım. Açtım merak etme. Benim bu evde kendimden başka kimsem yokmuş, onu anladım. Sen de benim kardeşim değilsin bundan sonra. Bundan sonra Umutçun düşünsün seni. Günaydın. Günaydın. Nasıl oldun yavrum? Hı? Nasıl oldun? İyiyim. Daha iyi. Babam çıktı mı? Sabah erkenden çıktı. Seni sordu. Uyanınca bana gelsin dedi. Alttan al yavrum ne olur. Ha? Temizliğe mi git diyor. He de. Ben de alttan alta çalışıyorum zaten. Vallahi. Sakinleşince kendi vazgeçecek zaten. Biz de o arada bir iş buluruz. Umut da bakınıyor. Ben bir şeyler yiyeyim sonra çıkayım. Hadi bakalım. Çay oldu mu? Oldu oldu. Bir de bekletiliyoruz yani. Aslanım sakin olun. Ay sakin ol deyip durma Berin. Sakinim yani. Kesin Umut vazgeçti. Ondan tartışıyorlar şimdi. Tabii anladı o gün nasıl büyük bir eşeklik yaptığını. Gelemiyor şimdi karşıma. Kusura bakmayın beklettik. Rica ederim. Herhalde kararınızı bir kere daha gözden geçirmek istediniz. Sana daha önce de söyledim Masude. Bu sadece iş. Ayrıca Umut'un huzurunun kaçmaması için senden özellikle bir ricada bulunmuştum. Aramızda bu mevzu daha fazla uzamadan şunu imzalayalım ve gitsin. Ben hangi gideni bugüne kadar tutmak istemişim Hakan'cığım? Nereye imzalıyorum? Asude Hanım, benim için her zaman özelsiniz. Biliyorsunuz değil mi? Bilmez miyim bebeğim? Sen de benim için öylesin. Özelsin. Yolun açık olsun hayatım. Kim bilir bundan sonra hangi koşullarda karşılaşacağız? Hadi çıkalım biz de. Ben eve gidecektim. Olur mu canım öyle şey? Eve gidip karalar bağlamak yok. Hem ne öyle, senin sevgilin mi sanki? Laf sokmalar falan. Hadi daha çok işimiz var bizim. Çakalsın ya. Her şeyi daha iyi biliyorsun değil mi? Bulamayacağım değil mi? Lan ben nerelere giriyorum? Nerelere açıyorum haberin var mı senin? Hoş geldin Yelda. Zafer amca çay demledim. Getireyim mi? İstemez. Sen git işine bak. Demek şarkıcı olacaksın ha? Öyle hemen heveslenme. Daha karar verme. Baba, dün gördüğün gibi çok saygı duyuyorlar bana.
Evden alıp eve bırakıyorlar. Şarkımı söyleyip hemen geliyorum zaten. Kimseyle de muhatap değilim. Çalıştığın yeri beğenmedim. Bak, bu iki akşamlık yövmiye. Dün de kesmedi Cihan Bey. Ne yapıyorsun kız ortalık yerde? Baba, Umut'a da ilk başladığında kızdınız hatırlarsan. Bak şimdi nerelere geldi. Onu desteklediğin gibi beni de destekle. Hem ben Umut'a da benzemem. Kazandıkça yağarım sana. O sana sırtını döner, ben dönmem. Hem sen hep demez misin bize bizden fayda var? Seni dinliyor. Sahneyi izledin. Hı. Kızının kıyafetinde, halinde, tavrında herhangi bir yamukluk var mıydı? Korumaların gözü her an sahnede. Bizim müşterimiz elittir. Rahatsız eden olmaz. Olursa icabına bakılır. Ya sen neden bahsediyorsun ha? Neyi süslüyor? Gözüme mi inanacağım, sana mı? Sonuçta gece kulübü burası ama Gelna'nın durumu başka. Ben ondan yıldız yaratacağım. Bugün baktığında piyasadaki pek çok sanatçı buralardan geçmiştir. Burada iki saatte kazanacağını dışarıda 10 günden aşağı bir zamanda kazanamaz. Yazık değil mi kıza? Heba mı olsun? Ne alıyor ki? Her gece ben de geleceğim sen. En ufak bir yamuğunu görürsen ikiletmeden bırakacaksın. O hıyarların lafına değil, benim lafımı dinleyeceksin. Tamam, ne dersen yaparım baba. Yeter ki izin ver. Verecek misin? Zeliha ile Ali'ye bir şey söylemeye gerek yok. Ev halkını bulandırmayalım şimdi. Sağ ol. Tamam, hadi şımarma. Deneyeceğiz dedik. Bak bir daha benden habersiz bir iş çevirirsen o bacaklarını kırarım seninle. Tamam, dur kız, ortalık yerde herkes bize bakıyor. Baba ben ne yaptıysam bizim için yaptım. Gör bak, vallahi gurur duyacaksın benimle. Tamam. Allah utandırmaz inşallah. Bir özür, bir gönül alma yok. Hele o Hakan'ın tavrı. Ya daha dün bana mekanını veren, burayı veren adam ne zaman benimle böyle hötüs öt oldu anlamadım ki. Sanki tavuğuna kış dedim yani. Ya fazla kişiler aldık belki de. Ay alırım efendim. Onlar bizim neler yaşadığımızı bilmiyor mu Umut'la Hakan? Daha dün emeklemekten adımlamaya geçtik. Sayelerinde 1000 badire atlattık. Ne? Atlatamadık bile. Ya ben... Bu kadar paraya ihtiyacım varken Ozan'ın teklifine hayır dedim ya. Kendimi inandırayım diye. Ama burada yatan annem olduğuna inanmıyorum. Her gün eve geldiğim zaman kapıyı annemin açmasını istiyorum. Ama hep bu kabusla uyanıyorum. Sen orada mıydın abi? Geç kaldım. Geç kaldım. Bunu yapanın ölmesi gerekiyor abi. Allah belasını versin. Nasıl yani? Sırf benimle evleniyorsun diye arabanı yaktı Rüzgar, öyle mi? Sizin o zaman ofiste tartıştığınız konu bu muydu? Hani aranızda özel olan. Ozan doldurmuştu ya bunu.
Tamam da biz onu konuştuk, hallettik. Tekrar yakalamış. Bizimki de çıldırmış. Delirmiş, geldi abuk subuk laflar etti. Ya biliyorsun, bu halenin de aklını çelmişti. Geldi yanıma. Yok, sen en yakın arkadaşının karısının aklını çeldin. Bilmem ne yaptım, bir sürü bir şey söyledim. Ne adamlığım kaldı, ne karakterim kaldı. Ben de delirdim. Ağız alınmayacak şeyler söyledim işte. Ya, o eğer bana değil, ona inanıyorsan defol git dedim ya. Ne yapayım? O da işte böyle bir şey yapmış. Rüzgar mı? Esmesi olmaz. Bu kavgayla cezayla halledilecek bir şey değil Hakan. Yani bunun bir adım sonrası daha fazla zarar. Biz en iyisi nikahı erteleyelim. Saçmalama canım. Bak, Rüzgar bana ne kadar sinir olursa olsun seni çok seviyor. De inan bana, ona benden daha iyi geleceksin. O yüzden lütfen. Evrakları hazırlayalım hemen. Ozan hemen istiyor kuruluşumuzu. Ya peki Umut'u nasıl dahil edeceksiniz şirkete? Bilmiyorum hayatım. Ben işi kurayım da. Ya bu Ozan Hakan'a neden bu kadar takık? Yani Umut değilse mesele ne? Sonunda anlayacakmışız. Peki Asu Hanım, siz Hakan Bey'i tüketecek kadar öfkeli misiniz? Ben kendim tükenemeyecek kadar öfkeliyim hayatım. Hem bu ani yükselişimizle düşünsene Leyna ile Mete'nin hallerini, kazanacaklarımızı. Evet, doğru. Ama Hakan'ın rakibi haline gelebilmek için kat etmemiz gereken çok yol yok mu? Bebeğim, ben ne beklenmedik çöküşler ne umulmadık yükselişler gördüm bu piyasada. Bu piyasada her şey mümkündür. Hem Hakan da uzun zamandır cepten yiyor. Gerçekten mi? Duydum ki borçlarına erteleme kararı istemiş. Bu gidişle kendisi batacak zaten. Ben de onu korumak adına Don Kişotluğunu falan yapamam yani. Yapamam. Hem zaten Ozan onun hesabını kendisi görecekti ben olmasam da. Bak bak bak, ziyaretçiye bak. Sen ne yapsın sanıyorsun Asu'ya? Anlamadım. Bırak bu saf ayaklarını. Bu piyasada Metin oyuncuları dışında sıracak mı oyuncu mu kalmadı? Yoksa ikinci rollerin fiyatlarını düşürecek kadar aciz duruma mı düştün? Mete artık hesap sormaya aşiftesini mi gönderiyor hayatım? Söyle ona, ondan öğrendim ben böyle şeyleri. Elimden neler geleceğini ise hiç kendini yorma anlamaya. Çünkü o küçücük zekan yetmez. Anladın mı şimdi senin o saçlarından tutup seni şuradan fırlatıp atmadan? Defol ofisimden, defol! Zavallısın Aste. Kaybettiğini kabul edemeyen bir zavallı. Sana çok üzülüyorum. Efendim Asu Bey. Leyna buradaydı. Haberin var mı senin? Yok, niye gelmiş? Çünkü senin oyuncularını almışım. Acizmişim efendim ben. Aranız bozulmasın diye hiçbir şey söylemedim. Hatta inandırıcı olmak için sana saydırdım bile. İlgin olsun. Ya çok özür dilerim Asu Bey. Hallettim bu defa. Bir daha olmasın. Tekrar ederse bu hoş değil. Ben hallederim, merak etme. Bir daha asla olmayacak böyle şeyler. Ya kendimi sana nasıl affettirebilirim acaba? Sana bir yemek ısmarlasam mı? Ne olur bana bir şans ver. Ben bir programıma bakayım da. Bir aralık bulursam haber veririm sana. Ayrıca sana söyleyecek haberlerim de olabilir. Bye bye. Bye. Pes. Yani Asude Hanım, deminden beri kendinizi kontrol edişinizi izliyorum. Hayır, ne zaman kahveyi alıp... Ben sana bir ıhlamur kaynatayım da gece rahat uyuyor ha. Ne
Mert teyzin mezarına gittim bugün. Ozan abi de oradaydı. Utanmadan başsağlığı diledim adama. Uzun da ağladım. Oradaymış biliyor musun? Ben annesini arabayla katlederken oradaymış. Ben yapamam abi. Bu çok büyük. Ben bununla baş edemem. Birlikte baş edeceğiz. Birlikte baş edeceğiz. Sen içeri girsen de Rüzgar, içindekiler burada kalmayacak. Bunu bil. O yüzden lütfen bana yardımcı ol. Bu sorunu birlikte aşmanın bir yolunu bulalım. Lütfen. Defterimi ararken şu ıvır zıvırları buldum da toplayayım da yakayım diyordum hatta. Toparlıyordum. Yarın gelinlik provasına gidiyorum. Hale de gelecek hatta. Ya ben aslında böyle sade beyaz bir kıyafet istiyordum ama Hakan biraz gelinlikte ısrar ediyor. Anne niye öyle bakıyorsun ya? Ben kararımdan eminim. O zaman beni değil. Kalbini ikna et yavrum. Kusura bakmasın da. Kalbim de o zaman hatasını kabullenecek. Eğer beni bu çıkmaza soktuysa susmayı da bilecek. Sen yani üzüntünün yasını bir yana bırakıp bu işlerin peşine mi koştun? Oğlum yapımcılık kim sen kim? Ne anlarsın sen bu işten ha? Ayrıca dünya kadar parayı böyle bir işe yatırmana kesinlikle müsaade etmiyorum.
Kendi markamızı kuralım, sadece fason yapmayalım dediğimde de karşıydın. Değil mi baba? Ama bak, bugün ikinci mağazamızı açtık bile. Çatır çatır da iş yapıyor. Sırada bekleyen bir dünya franchise talebi var. Yalan mı söylüyorum? İşi değil, işi oldurmak için ne yapmam gerektiğini bilmem yeter. Sen şu anda sağlıklı bir ruh durumunda değilsin. Annenin ölümünden bile Hakan'ı sorumlu tutar hale geldin. Evet baba, sorumlu olan o. Eğer annem olaylara bu kadar girmeseydi, bunların hiçbiri yaşanmayacaktı. O gün siz o kavgayı etmeyecektiniz. Adayı bile sen ayarlamışsın lan. Melis'le ilk karşılaştığım andan itibaren her şeyi, her şeyi sen ayarlamışsın. O fotoğrafları bile. Buna beni sen mecbur ettin. Ya ne yapıyorsun sen? Babam gelir birazdan, teftişe delirdin mi? Selin anne, babam lavaboda mı? Yo, çıktı. Nereye? Kahveye. Arkadaşları gelecekmiş. Gece kadar da kalacakmış. Bu gidişle orayı da akşamcıya çevirecek Zafer. Hayrola, ne bu telaş? Hiç. Ya bir şey diyecektim de. Neyse, yarın derim. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Dışına hiç gidemedim. Bu konuşmanın sonunda kavga ettik. Kavga sırasında ben denize düştüm. Herif beni öylece denizde bıraktı gitti baba. Eğer balıkçılar olmasaydı şu anda ölmüştüm. Oğlum niye beni haberdar etmedin? Niye polise gitmedin? Ne diyeceğim polise baba? Bu tek başına bir şey ispatlamıyor. Kavga etmedik derse o zaman ne diyeceğim? Yalan söylüyor, biz oradan ayrıldık derse ha? Balıkçılar? Onlar da görmedi ki. Onlar beni sadece buldu. Ben de bir şey söylemedim tabii ki. Yırtar baba. Herif yırtar. En iyi bildiği şey. Bak. Ben annemi göz göre göre kaybettim. En azından buna sebep olana bir şey yapmak zorundayım. Başka türlü yaşayamam. Anlıyor musun? Hakan şu anda düşüyor. Harekete geçmenin tam sırası. Bana yardım et. Sana söz veriyorum. Paranı fazlasıyla geri alacaksın. Oğlum sorun para değil. O zaman başka sorun yok. Tamam, bitti gitti. Ben o parayı bulacağım. Öyle ya da böyle bulacağım. Bana vakit kaybettirme. Bu ya benim ya da Hakan'ın sonu olacak. Melis'i çocuğu doğurmaya ikna eden o. Melis'in annemle iletişime geçmesini sağlayan o. Annemin olayları bu kadar girmesini sağlayan kişi o. Sizin o akşam ettiğiniz o kavganın bütün sebebi Hakan baba. Hakan benim her şeyimi elimden aldı. Ben öylece duramam. Tuttun mu tutuyorsun abi sen de birini? Hiç anlamıyorum bazen seni. Ulan sen de her lafı döndür, dolaştır, getir Yelda'ya. Takıntılı. Dışarıda kız mı yok abi? Çöplü üzümle uğraşıyorsun. Hadi kız saf dur iki. Ama babası anasının gözü. İşte ben de o gözden gördüm onu zaten. Verdim herifin notunu. Fiyatı olanı harcayacaksın. Kızını burada çalıştıran adamdan mı korkacağız lan biz? Kız çıtır. Heba etmeye lüzum yok. Sapını çöpünü sen bana bırak. Sırar etme be Şahin.
Meşhur yemekli toplantılarını burada yapıyordun demek. Geçmeyecek misin? Çayın var, içer miydin? Lütfen oturur musun? Dükkana gitmiyor musun? Gidemiyorum. Toparlamaya çalışıyorum biraz. Bak, ben artık kendimden vazgeçtim. Oğlum için kaygılanıyorum. Hastanede ne oldu? Baba ne oldu deyip durdu bana. Öyle bir yük yükledim ki omuzlarına. Şimdi o yükten onu nasıl kurtaracağımı bilmiyorum. Üstüne üstlük olmadık işlere peki demek zorunda kaldım. Allah kahretsin. Ne dedin ki? Senin yüzünden aramız bozuldu dedim. Annenle aramız senin yaptıkların yüzünden açıldı dedim. Vicdan azabından artık ne diyeceğimi, ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Allah kahretsin beni. Hepinizin hayatının içine ettim. Önce yaptığım daha mı iyiydi acaba? Umut, ben Musa. Bu nasıl iş ya? Ben bu kaydı yapana kadar bu kız evlenip çoluk çocuğa karışır. Gerçi benim yüzümden o da olmayacak ama.